Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada arkadaşlar, Duvon'la alakalı son olaylar ve ABD tarafından çıkan sesler üzerine konuşacağız. Tabi öncesinde şunu da hatırlatmak istiyorum. Haftalık kapanış bu akşam gerçekleşecek. Dolayısıyla Bitcoin tarafında epey burada bir güven ortamında kırıklık var. Bakınız 13'lere kadar düşen çok ileri noktada geri çekilen bir hacim var. Bunu görmek lazım. İkinci bir diğer durum hala 27.500'lerin üzerinde BTC akümülatif davranmaya devam ediyor arkadaşlar. Ki akşam saatlerine kadar da bu durumun sürme ihtimali olduğu gibi hatta ortalama 27.000'lere kadar dahi geri çekilmeler olabilir. Bakınız saatlikte bir dead cross gerçekleşmiş. 4 saatlikte denemeye devam ediyor ama mevcut hacimle başarılı olabilme ihtimali çok düşük olacaktır. Bunu hatırlamak lazım. Yani gerçekleşen geri çekilmelerin normal olduğunu bilip ona göre hareket etmek gerekiyor arkadaşlar. Bakalım ne diyor. Eski seyirci yetkilisi Duvon'u yargılama hakkımız var diyor. ABD'li savcılar geçtiğimiz saatlerde Karadağ'da tutuklanan Tera kurucusu Duon için hemen harekete geçti. Tera kurucusunun okyanus ötesine iade edilip edilmeyeceği ise sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu. Ya tabi normal şartlarda arkadaşlar e, Güney Kore'ye ya da Singapur'a iade edilmesi çok daha mantıklı olacaktır. Ya daha doğrusu aslında olması gereken bu. Çünkü adam Güney Kore vatandaşı. E, tabi yapılan hareketler yani kuruluş. Singapur kuruluşu arkadaşlar hangisi olup olma ol, e, olamayacağı tabii tartışma konusudur ama tartışılabilirdi. E, burada ABD'ye iadesi çok mantıklı değil ancak büyük ihtimalle bunu ABD alacak gibi gözüküyor. Hani olması gerekenden ziyade olacak olan aslında bu. Duvon aslen Güney Kore vatandaşı olduğu için Asya ülkesindeki yetkililer de iade için girişimde bulunmuştu. Yani haklılar ama dediğim gibi elde edebilme ihtimalleri biraz düşük olacaktır. Zira ABD tarafı Duvon için hareketlendi ki onlar ABD yani. Kripto topluluğundaki tartışma devam ederken Secin eski icra daire şefi Lisa Braganca ise Braganca bir canlı yayın esnasında Duvon'un durumu hakkında fikrini belirtti. Duvon ABD'de yargılanabilir. E bunu söyleyeyim baştan. Önceki videolarda da söyledim arkadaşlar. Yani duvonun zaten ABD'de yargılanma ihtimali çok yüksek. Bakınız. Burada ABD tarafında yani ABD şu anda diyor ki genel olarak bizim diyor yatırımcımızı sonuçta mağdur etti. Dolayısıyla bizim yargılamamız gerekecektir diyor. E dünyanın her yerinden yatırımcı mağdur oldu. O zaman dünyanın her yerinde ne yapacak tek tek her ülkenin, her devletin şeyine göre, kanunlarına göre yargılanacak mı bu adam? Tabii ki öyle bir şey olmayacak. E bir yerde yargılanacak. Normal şartlarda nerede yargılanması gerekiyor? Ve ülkesinde yargılanması icap edecektir. Ya da kurumun hangi kökenliyse ki Singapur kökenli orada yargılanması icap edecektir arkadaşlar. Ama işler böyle olmuyor. Buradan şuna da dikkat çekmek istiyorum. ABD tarafı e mevzu bahis kripto piyasası olduğunda gerçekten çok hırçın oluyor ve anormal hareketler yapıyor. Kaldı ki bugün yine Fed bir bankayı kasdodiye arkadaşlar şeyden çıkardı. Başvurusunu reddetti, üyelikten çıkardı. Bunu gerçekleştirmesinin sebebi de kripto paralarla ilişkisinin bulunmasıydı arkadaşlar. Adamlar mevzu bahis kripto ortamı olduğu zaman çok hırçın, inanılmaz hareketler yapıyorlar. Bunu bilmek gerekiyor. Duvon ABD'de yargılanabilir. Eski SEC yetkilisi Lisa Braganka, Terraform Las ve Duvon'un Luna ve USD tokenları Amerikan yatırımcılara pazarladığı için ülkede yargılama yetkilerinin olduğunu savundu. Duvon veya diğer suçlular ABD'de yaşamasa da ülkemizdeki yatırımcılara yönelik büyük bir pazarlama kampanyası yürüttü. Bizim vatandaşlarımızdan büyük miktarda para aldılar. Ya dediğim gibi bu e, doğru bir durum değil arkadaşlar. Amerikan Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu, seç 16 Şubat'ta Duvon ve Terraform Labs için dolandırıcılık soruşturması başlattığını duyurmuştu. Evet duyurdular. E, bu hala da devam ediyor ki büyük ihtimalle e, yargı karşısında arkadaşlar kendisini yani Duvon'u e, yargılamak suretiyle bu işi bir Nihayete bağlayacaklar gibi gözüküyor e, Luna'ya geldiğimiz zaman ben her zaman söylüyorum Ben Luna'nın e, alımını mantıklı bulmuyorum Bakın tekrar söyleyeyim Luna almayı, e, Luna tutmayı mantıklı bulmuyorum Çünkü üzerinde şu an mevzu bahis durumla alakalı çok fazla risk içeriyor arkadaşlar Yani piyasada Bitcoin var, Ethereum var, çok fazla kripto para var Ama kişi ne yapacak mesela Luna tutacak bu mantıklı bir durum değil ben bunu söylüyorum. Ama yükselir ama yükselmez. Ama vaat ettiği ödüle göre alınması mantıklı olan bir risk değildir arkadaşlar Luna Coin satın almak. Bunu ben burada açık açık söylüyorum. Bakın bu kadar kolay kolay açık konuşmam ama diyorum ki Luna Coin'i satın almak tamam mı? Burada karşımıza getirdiği tehlike ve riske göre vaat ettiği ödüle değmeyecektir anlatabiliyor muyum? Her neyse yatırımcısı için değerlendirelim Luna'da ne var ne yok. Şu anda tabii ne yapıyor? Akümülatif takılıyor arkadaşlar. Zaten hacmi düşük. Burada bir üçleri kırarsa aşağı yönlü hareket devam eder. Lunc'dan çok farklı gözükmüyor. En nihayetinde tabii yükselişler yaptı ama bunlar çok cüzi yükselişlerdi. Bir, 1.26 dolaylarına bir geri çekilmeden 1.26, 1.25 civarlarından arkadaşlar Luna Coin yatırımcısı için kademeli noktada alım gerçekleştirilebilir. Lunge'de sürekli 3.016'dan bahsediyorduk. Onun Luna'daki versiyonu 1.62'lerdir, 1.617'lerdir arkadaşlar. 1.617'nin altındaki seviyeler yine orta uzun vadeli yatırımcı için Luna'da Alım hususunda ideal noktalardır, onu belirtmek isterim. Haricinde Luna'da çok güçlü bir alım fırsatı diyebileceğimiz nokta 1.18-1.19 civarlarıdır. Buralardan yapılacak yatırımlar biraz daha şeyin yani luncun 3.0-12'lerine benzer ve oldukça güçlü bir fırsattır. Hem kısa orta vadede bir kazanç fırsatı sunabilir hem de orta uzun vadede bir kazanç fırsatı. Sunabilir arkadaşlar. Ama tekrar ediyorum. E, Luna coin'in alımını önermiyorum. E, Luna coin almayı mantıklı bulmuyorum. Piyasadaki rakiplerini hatta kardeş coin'i luncu yahut USDC dahi arkadaşlar. Luna'nın kesinlikle önüne koyabileceğimi ben söylerim. E, Durumlar da bu şekildedir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.